Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşe Güneş Savak. YKS Soru Çözümleri Çalışması'nda sizlerle 2021 yılı alan yeterlik sınavında çıkmış olan Türk Dili ve Edebiyatı sorularının çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Bu parçada altı çizili sözle Freud'un çalışması ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisi olamaz? Freud hislerin nedenlerine dair yaptığı araştırmaların bulgularını 21 Nisan 1896'da Viyana Nöropsikiyatri Birliği'nin düzenlediği toplantıda sunmuştur. İlk kez kamuoyunun karşısına çıkan bu çalışma çok tartışılmış ve epeyce olumsuz eleştiri almıştır. Bu eleştirilerden biri çağın otorite hekimlerinden olan Richard Kraft Ewing'e aittir. Ewing, Freud'un çalışması için bilimsel bir peri masalı ifadesini kullanmıştır. Bu parçada altı çizili sözle Freud'un çalışması ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisi olamaz? Altı çizili söz arkadaşlar bilimsel bir peri masalı. Yani Freud'un bu çalışması için e, kanıtlanamayan, şüphe uyandıran, hayali anlamında olumsuz bir eleştiri yapılmış arkadaşlar. Dolayısıyla altı çizili sözle e, ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakalım. A seçeneği kanıtlanması mümkün olmayan tespitler içermesi olabilir arkadaşlar. Olumsuz bir eleştiri. Gerçek ile hayali olanı bir arada sunması. Evet, bilimsel bir araştırma için olumsuz bir eleştiri B seçeneği de. Elde edilen sonuçların beklentinin üzerinde çıkması. Bakın arkadaşlar burada olumsuz bir eleştiri değil, olumlu bir yaklaşım var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olamaz. B'ye de bakalım. İnandırıcılıktan uzak akademik çıkarımlar barındırması. Tabii ki olabilir. Kesinliğiyle ilgili şüphe uyandıran yargılar taşıması. E seçeneğinde rahatlıkla eleyebiliriz arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş halin aşağıdakilerin hangisidir? Bakalım birinci cümleye. İnsan vücudu aslında temel olarak yaşamak için yemeği, başka bir anlatımla yaşamsal işlevlerini yerine getirecek hücresel düzeyde enerji üretmeyi hedefliyor. Bakın arkadaşlar birinci cümlede insan vücudunun neyi hedeflediğinden bahsediyor. İkinci cümleye bakalım. İnsanoğlu beslenme kavramını psikolojik veya keyfi bir hale dönüştürerek yemek için yaşamayı önceliyor. İkinci cümlede ise insanoğlunun neyi öncelediğinden bahsediyor. Bakalım hangi doğru biçimde birleştirilmiş hali hangi seçenek? Her ne kadar insanoğlu beslenme kavramını psikolojik veya keyfi bir hale dönüştürerek yemek için yaşamayı ön plana alsa da bakın insanoğlu yemek için yaşamayı önceliyor. Yani ön plan alıyor. Ön planı alsa da temelde vücut hücresel düzeyde enerji üretip yaşamsal işlevlerini yerine getirmeyi yani yaşamak için yemeği amaçlıyor. Bakın insan vücudu yaşamak için yemeği hedefliyor. Hedeflemek, amaçlamak aynı anlama geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği birinci ve ikinci cümlenin anlamca doğru şekilde birleştirilmiş hali diyebiliriz. B'ye bakalım. İnsan vücudu yaşamaya devam edebilmek için enerjisini hücresel düzeyde üretmeye çalışıyor. Başka bir ifadeyle yaşamak için yemeği istiyorken insanlar beslenme kavramını psikolojik ve keyfi sandıkları için. Bakın arkadaşlar böyle bir ifade yok. Yemek için yaşamayı ön plana alıyor. B seçeneğini eleyelim. İnsanoğlu esasen beslenme kavramına psikolojik ve keyfi bir anlam yüklediği için yemek için yaşamayı amaçlasa da insanoğlu yemek için yaşamayı amaçlamıyor arkadaşlar önceliyor. Gördüğünüz gibi ikinci cümlede. C seçeneğini deleyelim. İnsanoğlu psikolojik ve keyfi olarak beslendiğini düşünerek yemek için yaşamayı temele alsa da sanılanın aksine insan vücudu en temelde yaşamak için yemeği başka bir deyişle yaşamsal işlevlerini yerine getirecek hücresel düzeyde enerji üretmeyi amaç ediniyor. D seçeneğini deleyebiliriz. E'ye bakalım. Beslenme kavramına insanoğlunun psikolojik ve keyfi anlamlar yükleyerek yemek için yaşamayı gerekli görmesine rağmen, gerekli görmesine dair herhangi bir ifade yok arkadaşlar, İnsan vücudu yaşamak için yemeği temeli alan yaşamsal işlevlerini yerine getirecek hücresel düzeyde enerji üretmeyi önemli görüyor. E seçeneğinde rahatlıkla diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü soruya bakalım. Bu parçada karaciğerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Eskiden Mezopotamya'da hayati işlevler için en gerekli organ olarak görülen karaciğerin falına bakılırmış. Bu fal sayesinde gelecekte yaşanabilecek kötü olaylar veya kötü ruhların sebep olduğu hastalıklar öğrenilirmiş. Zararsız ve psikolojik yönden etkili bir işlem olan karaciğer falı antik dünyada acı çeken yüz binlerce hastaya umut vererek yardımcı olmuş. Karaciğer falına bu kadar güvenilmesinin nedeni ise o dönemde karaciğerin duyguların ve heyecanın merkezi ruhun barınağı olarak kabul edilmesiymiş. Anadolu'da halk arasında sıkça kullanılan ciğer parem, ciğerimin köşesi, ciğeri beş para etmez gibi deyimler de aslında o dönem inancının bir devamı niteliğindeymiş. Üstelik bu inanış sadece yakın coğrafyayı etkilemekle kalmamış, örneğin Japonlar birine cesur demek istediklerinde Kimoga futo yani karaciğeri kuvvetli. Öfkeli demek istediklerinde ise kan huo, yani yanmakta olan karaciğer ifadelerini kullanmışlardır. Bu parçada karaciğerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Bakalım A seçeneğine. Üzerine yüklenen anlamın zamanla değişiklik gösterdiğine. Bakın arkadaşlar karaciğerin üzerine yüklenen anlamın zamanla değişiklik gösterdiğine dair herhangi bir anlatım yok. Dolayısıyla A seçeneğini bekletelim. B'ye bakalım. İnsanlar tarafından biyolojik ve duygusal bir önem atfedildiğini, evet o dönemde karaciğerin duyguların ve heyecanın merkezi olduğu. B seçeneğini eleyelim. C'ye bakalım. İnsanların kişilik özelliklerini betimlemek için kullanıldığına, evet arkadaşlar cesur, birine cesur demek istediklerinde, birine öfkeli demek istediklerinde, C seçeneğini deleyebiliriz. Farklı dillerde duygularla ilgili söz kalıplarının içinde yer aldığına. Evet, Anadolu ve e, Japonlardan bahsetmiş. D'yi deleyebiliriz. Olumsuz durumların gerçekleşmesiyle ilgili tahminlerde kullanıldığına. Evet arkadaşlar, karaciğer falına bakıldığına göre bununla ilgili tahminler içinde kullanılmış. E seçeneğini de rahatlıkla eleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. Bu parçadan hareketle öğrenciye verilen tavsiye aşağıdakilerin hangisi olabilir? Yaratıcı yazarlık seminerine katılan bir öğrenciden kahramanın yaşadığı korkuyu konu alan bir öykü yazması istenince öğrenci şu cümleleri yazar: "Ahsen kapıya doğru koşarken ardındaki kişinin onu takip ettiğini işitti. Bütün vücudunu saran bir korkuyla ürperdi. Kalbi hızla çarparken korkudan bayılacak gibi oldu." Öğrenciye verilen tavsiye Semineri veren öykücünün tavsiyesinden sonra öğrenci aynı cümleleri aşağıdaki gibi değiştirir. Aslan kapıya doğru koşarken ardındaki ayak seslerini duydu. Bütün gövdesi kontrolünü yitirmiş bir yay gibi gerildi. Kalbi göğsüne sığmıyor, güçlükle soluk alabiliyordu. Bu parçadan hareketle öğrenciye verilen tavsiye aşağıdakilerin hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar Ahsen'in ilk yazdığı cümlelere bakalım. Ahsen kapıya doğru koşarken ardındaki kişinin onu takip ettiğini işitti. Daha sonra tavsiyeden sonra cümlesini bu şekilde değiştirmiş. Ahsen kapıya doğru koşarken ardındaki ayak seslerini duydu. Yukarıya tekrar bakalım. Bütün vücudunu saran bir korkuyla ürperdi. Tavsiyeden sonra ise bu cümleyi bütün gövdesi kontrolünü yitirmiş bir yay gibi gerildi şeklinde değiştirmiş. Son cümlesine bakalım. Kalbi hızla çarparken korkudan bayılacak gibi oldu. Kalbi göğsüne sığmıyor, güçlükle soluk alabiliyordu. Bakın arkadaşlar tavsiyeden sonra Ahsen'in cümleleri sanatlı ve süslü bir hale dönüşmüş. Yani benzetme kullanmış, deyimler kullanmış. Dolayısıyla tavsiye öğrenciye verilen tavsiye ne olmuş olabilir? Sanatlı ve süslü bir dil kullanılması yönünde bir tavsiye gelmiş olabilir. Seçeneklere bakalım. Mekan tasvirlerini kahramanın duygularından daha ön planda tutarsan silik bir kalemden ibaret kalırsın. Hayır. İnsanların duygularına dokunmak istiyorsan metinlerdeki kahramanların yaşadıkları olaylara her anıyla tanıklık etmelisin. B seçeneğini de eleyebiliriz. C'ye bakalım. Güçlü bir kalem olmak için ayın parladığını söylemeden Kırık bir cam parçası üzerindeki ışıltısını göstermelisin. İşte aradığımız cevap tam olarak C seçeneği arkadaşlar. Bakın C seçeneğinde de anlatımın e, süslü ve sanatlı olmasına dair e, bir ifade yer alıyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği. D'ye de bakalım. İnsanın ve insanlığın temel duygularına, dürtülerine odaklanmak seni başarıya götürecek hareket noktalarından biridir. Kolaylıkla eleyebiliriz. E'ye bakalım. Kahramanın duygularını zaman ve mekanla bütünleştirmelisin ki o gerçek dünyada bir yansımaya dönüşsün. Zaman ve mekanla bütünleştirmeye dair herhangi bir anlatım yok arkadaşlar. E'yi deledik. Cevabımız C seçeneği. Beşinci soruya bakalım. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? Diderot, güzellik hakkında yazarken insanlar arasında en çok konuşulan şeyler çoğu zaman en az bilinenlerdir der. Yaşanılan tecrübeler Diderot'u haklı çıkarmaktadır. Çünkü hayatın her alanında güzel kavramını kullanmamıza rağmen bir an durup bizzat güzel üzerine derinlemesine düşündüğümüzde afallarız. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? A'ya bakalım. Bir kavramı çok dillendirdiğimizde onu daha anlaşılmaz bir hale getirdiğimizi fark ederiz. Hayır arkadaşlar. Sık karşılaştığımız gündelik durumlar hakkında başkalarıyla konuşmaktan kaçınırız. Sık karşılaştığımız gündelik durumlara dair herhangi bir ifade yok. C'ye bakalım. Somut kavramlardan ziyade soyut kavramları açıklamaya çalışırken zorlanırız. Parçada arkadaşlar somut kavram, soyut kavram bahsetmemiş. C'yi de geçelim. D'ye bakalım. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız kavramları tanımlamaya çalıştığımızda bocalarız. Evet arkadaşlar gündelik hayatta ee, sıkça kullandığımız kavramları tanımlamaya çalışırken, sıkça kullandığımız kavramlar üzerine derinlemesine düşündüğümüzde afallarız. Bu kavramları tanımlamaya çalıştığımızda bocalarız. Evet, tam olarak aradığımız cevap D seçeneği. E'ye de bakalım. Kendimizi ifade ederken genellikle başvurduğumuz kavramların zamanla silikleştiğini düşünürüz. Hayır, bu kavramların zamanla silikleştiğine dair herhangi bir anlatım yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Altıncı soruya bakalım. Bu parçaya göre Brancusi'nin Rodin'in yanından ayrılmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir? Brancusi Romanyalı bir köy çocuğuydu. Krayova ve Bükreş'te sanat eğitimi aldığı yıllarda insan anatomisi üzerine çalışmıştı. Birçok heykeltıraş gibi bu sanatın yaşayan en ünlü ustası olan Rodin ile tanışmak ve mesleğin inceliklerini öğrenmek istiyordu. 1907'de Rodin çalışmaya başladı. Ancak çok geçmeden kendisini hayal kırıklığına uğratacak bir şeyin farkına vardı. Gördüğü kadarıyla bu büyük usta insan figüründe denenebilecek her şeyi denemiş, bütün yolları tıkamıştı. Bu atölyeden yola çıkıp özgün bir sanat geliştirmesi olanaksızdı. Bu yüzden hayran olduğu bu sanatçının yanından birkaç ay sonra ayrıldı ve kendi uzun yolculuğuna çıktı. Bu parçaya göre Brancusi'nin Rodin yanından ayrılmasının nedenini soruyor arkadaşlar. A seçeneğine bakalım. Rodin'in kılavuzluğunu hak edecek yetenekte olmadığına inanması. Hayır arkadaşlar, kendinin o yetenekte olmadığına inanmıyor. Böyle bir anlatım yok. B'ye bakalım. Rodin'in çevresindeki rekabet ortamında kendini engellenmiş hissetmesi. Hayır, herhangi bir rekabet ortamından da bahsetmiyor. C seçeneğine bakalım. Rodin'in yeni heykel tıraşlık tekniklerine karşı kapalı bir tutum benimsemesi. Hayır, böyle bir tutumu da yok. D'ye bakalım. Rodin'in sanat çevrelerindeki şöhretinin kendisini gölgeleyeceğini düşünmesi. Hayır arkadaşlar. Rodin'in sanat çevresindeki şöhretine dair herhangi bir anlatım yok. E'ye bakalım. Rodin'in etkisinden kurtulup kendine has bir üslup geliştiremeyeceği endişesi. Evet arkadaşlar. Parçamızda şu cümleye dikkat edin. Bu atölyeden yola çıkıp özgün bir sanat geliştirmesi olanaksızdı cümlesi aslında bizi cevaba götürüyor. Cevabımız E seçeneği. Yedinci sorumuza bakalım. Bu beyit için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Sen olasan diyu yir yir asulup ayneler gelene gidene eyler nazarı döne döne. Beytimizde arkadaşlar sen diye kastedilen kişi sevgili. Ey sevgili aynalar belki de sen olabilirsin diye yer yer asılarak döne döne gelene gidene nazar eyler. Yani gelene gidene bakar. Beyit bu anlamda arkadaşlar. Seçeneklerimize bakalım. Sen zamiriyle sevgili kastedilmiştir. Evet. Aynalar sevgiliye aşık kişiler olarak düşünülmüştür. Evet. Aynaların dizi dizi asılması güzel bir nedene bağlanmıştır. Evet sevgiliyi görmek için dizi dizi asılmış. D'ye bakalım. A drabı'nın ızdırabının aynalara yansıması tasvir edilmiştir. Hayır arkadaşlar. Verilen beyitte A şığın ızdırabı, A aşığın üzüntüsüne dair herhangi bir ifade yok. Doğru cevabımız D seçeneği. E'ye de bakalım. Ahengi sağlamak için bazı ifadeler tekrar edilmiştir. Evet, yir yir, döne döne arkadaşlar. Ahengi sağlamak için tekrar edilmiş ifadeler. E seçeneğinde deliyoruz. Cevabımız D. Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez? A'ya bakalım. Yok sende kanaat, gözün aç olduğu oldur. Rızkın erişir yoksa eğer sup, eğer şam. Arkadaşlar beyitte de kanaatkar değilsin, aç gözlüsün anlamı var. Dolayısıyla parantez içinde verilen ifadeyle yani var olanla yetinmeme ifadesiyle e, uyuşuyor. Dolayısıyla seçeneğini eleyebiliriz. Bir nahalefi cübbevü destar ile görsen Eylersin A'nın cübbevi ve destarına ikram. Yani arkadaşlar cübbe giymiş cahile kulak asma, dış görünüşe önem verme anlamı taşıyor. Dolayısıyla B seçeneğini de diyebiliriz. C'ye bakalım. Yazık sana kim eylesin hırsu adam bir habbe için kendini alemlere betnam. C seçeneğinde arkadaşlar dünyanın geçici malı mülkü için hırs edip de adını kötüye çıkarma yani kendini küçük duruma düşürme anlamı var. Dolayısıyla C seçeneğini deleyebiliriz de arkadaşlar. D seçeneğine bakalım. Gör zahidi kim sahibi irşad olayın der. Dün mektebe vardı bugün üstad olayın der. Bu beytte de arkadaşlar zahidin haline bak ki mürşit olayım der. Dün mektebe başladı Bugün üstad olayım der. Yani haddini bilmeme anlamı var. Dolayısıyla D seçeneğini de diyebiliriz. E seçeneğine bakalım. Halin kime açsan sana der hikmeti vardır. Öldürdü bizi ah bilinmez mi bu hikmet. Bu beytte arkadaşlar halimi mu kime açsam vardır bir hikmet der. Ah öldürdü bizi bu hikmet bilinmez mi anlamı var arkadaşlar. Dolayısıyla burada bilgisiyle övünmediği bir serzeniş var. Dolayısıyla arkadaşlar ayraç içerisinde bilgisiyle övünme ifadesi beytin anlamı karşılamıyor. Cevabımız E seçeneği. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisi farklı edebi dönemlerden alınmış bu şiir parçalarının ortak özelliğidir? Siz lim derdiniz bana bir gülümsememe ne verirsin? Canımı derdim hayır diye itiraz ederdiniz. O zaten benim. İkinci şiirimize bakalım. Aşık oldur kim kılur canlı feda cananına. Meyli canan itmesin her kim ki kıymaz canına. Şimdi arkadaşlar şiirlerimizden birincisi Cumhuriyet dönemi. ikincisi divan şiiri örneği. Dolayısıyla arkadaşlar seçeneklere baktığımızda ölçü, Nazım birimi ve kafiye düzenini rahatlıkla eleyebiliriz. Zaten e, şiirlerimize biçim bakımından e, baktığımız zaman E, D ve C seçeneklerini eleyebiliriz. B'ye bakalım. Dil ve üslup. Divan şiirinde arkadaşlar dil daha ağır olduğu için dil ve üslupları da ortaktır diyemeyiz. Temaları her iki şiirde de arkadaşlar sevgilinin yoluna canın feda edilmesi anlatıldığı için tema ortaktır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği. 10. soruya bakalım. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Bu dünyaya sanki vefa gelmemiş, gelmişse de bir kimse de kalmamış. Kim var ki dostundan cefa görmemiş, cihanda bir söze duran mı kaldı? A seçeneğine bakalım arkadaşlar. 11'li hece ölçüsüyle yazıldı. Evet dizeleri saydığımız zaman 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını göreceğiz. A'yı eledik. Satirik şiire örnek oldu. Evet arkadaşlar, eleştirel bir e, ifade var. Dolayısıyla satirik şiire örnek diyebiliriz. C'ye bakalım. Düz kafiye düzeninde oldu. Bakalım kafiyelerimize. A, 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 B şeklinde kafiyelenmiş. Dolayısıyla düz kafiye. C'yi deledik. De Teşbih sanatından yararlanıldı. Teşbih yani benzetme sanatından e, yararlanılmamış arkadaşlar. Bakalım E seçeneğine redife yer verildi. Gelmemiş kalmamış, görmemiş. Bakın arkadaşlar, buralar redif. Dolayısıyla E seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. Ama teşbih sanatından yani benzetmeden yararlanılmıştır diyemeyiz. Cevabımız D seçeneği. 11. soruya bakalım. Mani nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alınarak bir mani oluşturulmak istense bu dizelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur? Bakın arkadaşlar, biçim ve içerik özelliklerini dikkate alarak e, bu dizelerin sıralamasını yapacağız. Bakalım. Bu soruda arkadaşlar ilk önce maninin kafiye düzenini bilmemiz gerekiyor. Maninin kafiye düzeni AA XA. Şimdi e, verilen örneğe baktığımızda neyi görüyoruz arkadaşlar? Üçüncü dizenin farklı olması lazım. Yani üçüncü dizenin dört olması lazım, değil mi? Dolayısıyla B seçeneğini, D seçeneğini ve E seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. Geriye A ve C kalıyor. A'ya bakalım. Ayrılır dosta gider. Sağ gelen hasta gider. Gurbet yansın yıkılsın. Su gelir deste gider. Bakın arkadaşlar A seçeneğini bu şekilde sıraladığımızda manide anlamsal bir bütünlük sağlayamadık. Dolayısıyla A seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. C'ye bakalım. Su gelir deste gider. Ayrılır dosta gider. Gurbet yansın yıkılsın. Sağ gelen hasta gider. Bakın arkadaşlar C seçeneği hem anlamsal bütünlük hem de kafiye düzenini sağladığı için cevap olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız C seçeneği. 12. soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Birinci cümleye bakalım. Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli başlı türlerindendir. Evet bunlar önceden yazılmış ve ezberlenmiş metinlere dayanmaktan ziyade gösteriyi ön plana alır. Evet. Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüme fasıl adı verilirken Karagöz'de bu bölümün adı muhaveredir. Hayır arkadaşlar hem orta oyununda hem de Karagöz'de asıl konunun işlendiği bölüme fasıl adı verilir. Karagöz'de muhavere bölümü ikili konuşmaları yani söyleşmenin olduğu bölümdür. Dolayısıyla C seçeneğinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır. Dörde bakalım. Zaman zaman her iki oyun da müzik eşlik eder. Evet Kişiler açısından bir karşılaştırma yapılırsa Karagöz'deki Hacivat'ın orta oyunundaki karşılığı pi şeker, Karagöz'ün karşılığı ise kavukludur. E seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, 2021 yılı alan yeterlilik sınavı Türk Dili ve Edebiyatı sorularının çözümünü tamamladık. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.